Bilal Bey'in vereceği bilgiler, işte konutunuz varsa ve bunun için kredi ödüyorsanız, eğer kurs arbayt varsa durumunuz nedir? Ya da konut Hiçbir şey yok. almak için ne yapmanız gerekir? İşte bu Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften'larda bu tür kuruluşlardan nasıl destek alabilirsiniz? Bu çerçevedeki sorular yanıtlanıyor. Ama ben yine de Güner Bey'e bu konuda, yani sanıyorum bu konuda Bu sizin konuda hiçbir kapsamınız. şey veremeyiz. Çünkü burada birisi kefil olmuş. Bu hukuksal bir olay. Bunu bulunmuş olduğu Evet. bölgesine bir avukata veya da gelecek hafta Gelecek avukata hafta İknur sorarsan daha Baysu iyi. gelecek ve şimdiden onu da anons edeyim. Özellikle yabancılar yasası konusunda sorunu olan çok insanımız var. Çok hızlı bir şekilde o soruları yanıt verecek ve belki hatta sadece İknur Hanım'la çıkacağız programa. Çok soru cevaplandırsın diye. Belki müzik de olmayacak programda. Onun kararını vereceğiz. Ama siz önümüzdeki hafta Salı akşamı lütfen arayın bizi Yüksel Bey. Önümüzdeki hafta derken haftaya bugün için mi? Haftaya bugün için söylüyorum. O arada şöyle bir hatırlatmada da bulunayım. Programımızın tekrarı oluyor. Programımızın canlı yayını sadece Salı akşamlarıdır. İzleyicilerimize de onu da şimdiden duyurayım. Dolayısıyla Salı akşamları dışında Avrupa'da 7 günün tekrarını gördüklerinde telefon açmasınlar. Şimdiden de bunu hatırlatmış oldum. Tamam, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, saygılar sunuyorum efendim. Sağ Sağ olun. olun. Eğer diğer konularda soru varsa, arkadaşlarımız yetiştirebiliyorlarsa hemen bir soru daha alalım. Çünkü ardından da reklam arasına doğru gideceğiz. Evet, şimdi bu çok farklı bir Tabii konu. Bu tabii yani yasal bizim bir bu zaten konu. evet hukuksal bir açı var. Ama enteresan tabii. Yani Tabii çok 300 büyük. saat daha kurs almam lazım diyor. Bir Evet. yandan çalışamam diyor. Avukatlık bir mesele. Bizim finans ilgisi yok. Evet. Şimdi efendim, başka bir olay. Kredi meselesi. Şimdi siz hep şey diyorsunuz, şufası olanlar. Şufa nedir? Bunu herkes biliyor artık. Yani ama Fransa'da Türkiye'de öğrendi şufayı. şufayı Türkiye'de Türkiye'de öğrendi. öğrendi. Evet. Krankı, şufayı, Almancadan gelen birkaç kelimeler Türkiye zaten etapta oldu Evet. yani, evet. De onu tam olarak nasıl izah edersiniz şufayı? Şufa bir bankanın sicil kayıt merkezi. Bankalar Birliği böyle bir kurum kurmuşlar, bir firma. Bu firma bütün bankalara krediler, bankalar da buna uyuyor. Bütün kredi alanlar, kredilerini ödemeyenler, bütün finansla veya da birisine borç veren kurumlar, devletin borç yasasına uyan kurumların hepsi ne yaparsa ne dese oraya bildirmesi gerekiyor. Kimle ne yaptıysa. Orada eğer kötü sonuçlar olursa bildirmek zorunda ki bir başka firma ona bir şey yapacaksa ona göre değerlendiriyor. Onun için firmalar bunu mecbur şekilde öyle bir şey Yani kurmuş. şufaya düşmüş olanlar Allah korusun ama yani bunu da başına gelen çok insan var. Tabii. Olan ticarete atılmış, işte kredisini ödeyememiş. Efendim iflas etmiş ya da işinden çıkarılmış kredisini ödeyememiş değil İşte mi? demin gördük işte, yani iyi niyetli olduğu halde bile banka yardımcı olmak istemiyor. Yani ne var, 4-5 ay idare et. 4-5 ay sonra tekrar aynı şekilde aynı raylara gelsin. Bunlar mecbur kalıyorlar tabii ki Yani vatandaşlar. şimdi tabii ilk başta insanlarımız böyle şey düşünebilirler ama işte oğlu 500 lira, iki oğlu 500'er euro alıyorlarmış. Evet. Ya bunlar genç adamlar. 500 euro zaten anca onlara Yeter, yetecek. evet. 500 euro zaten anca onlara Yetmez bile yeter. yani, o beyefendi onlara destek bile Ha, olur yani bunlar genç çocuklar. yani. Evet. Ama şimdi banka onu aile geliri olarak toptan Tabii, görüyor. görüyor. O zaman ne olacak? Yani şimdi bu çocuklar çalışıp sadece eve gidecekler. Hatta yürüyerek gidip gelecekler. Tabii. Ondan sonraki aile sistemi yürüsün. Tabii, evet. Yani Almanya'da öyle ucuz bir ülke değil. Evet. Diğer taraftan da. Yani Kabul etmek lazım, evet. hakikaten bankaların bu konuda yardımcı olmaması son derece... Çok daha radikal davranıyor buraya göre yani. Evet. Çok daha Adam radikal. ödeyeceğim diyor çünkü. Evet. Adam Yani iki yani... ay, ben onun için diyorum, bizim işte Mietkauf sistemi, kirayla ev alma sistemi DEVA'nın çok güzel bir sistem. Bunu en iyi bir şekilde vatandaşlar zaten düşünüp bize böyle kendilerine bir karar alıp bize gerçekten geldiklerinde gelecekte bu tip sıkıntılara düşmüyor ev alanlar bizde. Yani biz ev alıyoruz, Hans'ın Müller'in evinde oturacağına DEVA'nın evinde oturuyor. Hiç ön ödeme almıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Bir evin sadece satın alınması için zaten 70 bin euro'luk bir evin satın alması için zaten bir 6-7 bin euro tapu masrafı, işte noter masrafı, aradaki komisyoncu masrafı. Bizim aldığımız üye aidatı zaten 4-5 senede onun bu masraflarını ödemiyor. Buradaki farklı bir konsept, yani Mietkauf konseptiyle etapta olmaları lazım. Bu Mietkauf konseptini ilerleyen dakikalarda konuşalım. Tabii, tamam. Ama ben diyorum ki kısa bir ara vermeyelim. Sebahat Çelik Almanya'dan Sebahat Hanım'la konuştuktan sonra da kısa bir ara vereceğiz. Buyurun Sebahat Hanım.
İyi geceler. İyi geceler efendim. Bundan 10 sene önce biz bir ev almıştık. Şu anda 10 seneyi doldurduk ki kredimizi yeniden yenilememiz gerekiyor. Evet. Faizler şu anda düşük olarak biliyoruz biz. Evet. Bankayla konuşmaya gittik bu hafta içerisinde, pazartesi günü. Nominal kredi 4,490. Efektif 4,584. Evet. 10 senelik. Tekrar 5 senelik konuşma yaptık. Henüz imza atmadık. Nominal 3,990. Efektif 4,065. Öncelikle öğrenmek istediğim nominal ve efektif. Bunlar ne olmuş oluyor? Çok özür dileyerek soruyorum. Yok, sorabilirsiniz. Çok güzel bir soru. Hemen Güner Bey cevaplandırıyor. Şimdi birisi paranın sadece faizi, birisi sigortası, yani gelen beyaz gibilerin hepsinin toplam maliyetininle birlikte olan yani hangisi nominal, hangisi efektif? 3.9 dediği nominal, diğeri efektif olmuş. Yani üzerine gelen evet. Üzerine gelen masraflar, işte sigorta parası, vatandaşın işte eğer hastalandığı zaman, krank yaptığı zaman kredi ödemesi için gelen ek masraflar üzerine koyduklarında ödeyeceği kısım olmuş oluyor. Evet. Şimdi burada bu faizler normal mi? Tabii. Çok güzel bir faiz. Ne yapacak? Hangisini tercih edecek? Tabii şunu söylemek lazım. Ucuz olanı alması daha iyi. Ama diğerinde de şey var, sigorta vesaire falan var. Yok, yok, onu seçemiyor. İlla alacak. 3,9 aldığı zaman otomatikmen efektifi 4,64 oluyor. Fark etmiyor. Onu illa mecbur olması lazım. Peki zaten anlayamadığım bir şey var. Niye birbirinden farklı da... Aynı kredi. Yani şimdi satış meselesi. Yani şey diyor, yani faizimiz 3,9 diyor. Müşteriye şey yapmak ama masraflarını söylemeden o faizi söylüyor. Çıplak faizi söylüyor ondan sonra. Yani aslında buradaki faiz 4,65. Evet. Yani o masrafları herhalde verecek yine. Evet, verecek yani. Onu evet hanımefendi, yani şu banka size diyor ki işte 3,9'dan alırsanız... O kapıda yazar. Kapıda yazar. İçeri girdiğim öbürü geliyor üzerine yani. Evet. Ama bunun üzerine bir masrafları vereceksiniz diyor. Öbüründe de eğer bu orandan krediyi alırsanız size ek hiçbir şey yansıtmayacağız. Bu onun içerisinde ödenmiş olacak diyor. Durum bu. Var mı başka sorunuz? Peki 5 sene sonra bu faizlerin yükselme veyahut da düşme gibi bir şeysi var mı? Olabilir mi? Valla 5 sene sonra... Tekrar Güner Bey'e sorum. Şimdi 5 sene sonrasının ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani dünya öyle bir halde ki şu anda işte bu küresel kriz ne kadar sürecek sürmeyecek o bile bilinmiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Hussein Obama bazı önlemler getirdi. Biraz borsalar falan hareketlendi. İnsanlar bir hafta sonrasının şu anda ne olacağını bilemiyorlar. Evet. Burada size tavsiye, benim anladığım kadarıyla Güner Bey onu tavsiye ediyor. En düşüğüne 3,9. Şimdilik bunu alın. Allah ömür verirse, inşallah da uzun ömürler verir. Ödersiniz. 5 sene sonrasında zaten size ne önereceklerse herkes aynı koşulda olacak. Durum bu. Teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Özür dileyerek soruyorum. Estağfurullah. Benim 3 katlı evim var. 3 katlı bir ev almıştık. Çok çok eski bir bina. Tabii tamiriyle falan bayağı bir masrafa girdik. Binamda birinci katta kızım oturuyor. İkinci katta oğluma şimdi düğün yapacağım. Oğlumu yerleştireceğim. Fakat biz bunlardan yani bazen aylık alıyoruz, bazen almıyoruz. Peki bunu da biz yardım alma şeyimiz olabilir mi? Sosyal hattan. Yani bu konu şöyle, anne baba ev sahibi, çocuklar kiracı. Çocukların gelirleri iyi değilse, yani bir başka birisine kira ödedikleri gibi annesine de kira ödese kira sayılıyor. Gidip çocuklara bir kira anlaşması, MİT petrak yapılır. Eğer maaş durumları çocukların iyi değilse tabii ki kira yardım alabilir ama anne alamaz. Duydunuz mu efendim? Çocuklarınızla kira kontratı yapacaksınız. Çocuklar çalışıyor mu? Biri house building yapıyor, biri ev hanımı. Fark etmez. Bir kira fertrakı yapın diyor. Yani kira sözleşmesi. Bu sözleşmeyi yaptığınız zaman onlar belli bir kirayı ödemek zorundalar. Herhangi bir zorluk durumunda da onlar başvuracaklar sosyal amta. Evet. Siz ev sahibi olduğunuz için başvurma hakkınız yok. Peki, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet efendim, Avrupa'da 7 gün devam ediyor.
Özellikle şufalı olanların kredileri konusuna da geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Ancak yine konutla ilgili sorularınızı ekranda gördüğünüz telefonları arayarak, canlı yayına katılarak sorabilirsiniz ve yanıtlarınızı alabilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim.